Ayakkabı boyacılığı, adından da anlaşılacağı üzere ayakkabıları ayakkabı boyasıyla boyayan, parlatan kişilerin yaptığı iştir. Bu iş son zamana kadar sadece yetişkin erkekler tarafından yapılmaktaydı. Adına da lostracılık deniyordu. Lostracı dükkanları, insanların berber dükkanları kadar sevdikleri mekanlardı. İnsanlar oralarda hem ayakkabılarını boyatırlar, hem de boya süresince lostracıyla sohbet eder ya da gazete, dergi okurlardı. Yarım yüzyıl kadar önce bu dükkanlar ansızın yok oldu. Onun yerini şık boya sandıklarını özel kemeriyle omzunda taşıyan, belirli noktalar kendilerine mekan tutan ayakkabı boyacıları aldı. Yok olmaya direnenlerden biri de Erzurum'da lostra geleneğinin son temsilcisi olan Sebahattin Küçükoğlu. Sebahattin Küçükoğlu. Bu mesleğe başlamadan önce sağda solda böyle çalışır dururduk. Öncelikle bir arkadaşın tavsiyesiyle bir tane bana bir küçük bir boya sandığı getirdi. Tabi bu boya sandığı aldım. İlk boya başlamayımı Erzurum Kongresi'nin önü, Kongre Caddesi'nde. Orada başladım. Nerede ayakkabı boyadacaksın? Ulan kardeş, ben gittim mesadaşın önünde ayakkabı boyattım. Vatanda çok güzel ayakkabı, orayı tavsiye ederim. Orada biraz kazandık. Ben bunu niye içeriye almayayım diye. İşte Allah rast getirdim, işte geldik. Buraya, burası bir büfeydi. Burayı ben büfe halinde aldım. Sigara mugara satıyordu tümden. Burası harabaydı. Kendi imkanlarımla kapı kapı çaldım. Borç para istedim. Herkes soğukta kalmasın diye bana yardımcı oldu. Geldik, içeri girdik. Ya Allah ya Bismillah dedik. Yaptırdık. Burayı güzel koyduk faaliyete. Benim meslek arkadaşlarım da sonuçta yani üzerime yani güldüler. Bu meslek çok güzel bir meslek. Başında durursun, işini temiz yaparsınsa insanlar dağdan da gelir, Bağdat'tan da gelir. Şimdi beni sonra sonra gelip beni buluyorlar. İnsanlar benim ayağıma geliyorlar. Sefa geldiler, hoş geldiler. Neye geliyorlar? Bir kalite var. Ayakkabı nasıl boyanır? Ayakkabı ne yemekle boyanır? Derken bütün toplumu kazanmış olarak bu seviyeye geldim. Kimse kimseyi bu memleket istemiyor. Yabancı geliyor memlekete ekmek yiyor, Erzurum çocuğu zay oluyor. Ne gereği var? El olsun ki Erzurum çocuğu da kalkınsın. Hepsine ben yardımcı da olmuşumdur. Ve her anda her anda onları düşünürüm. Aldık gittik belediyeye. Belediyeden yer istedik. Verdiler bize yeri. Yapılacak dediler. Gel ki belediye işi, devlet işi. Yapar mılar, yapmaz mılar? Bize söylediler. Dediler ki vakıflardan onay çıkmadı size. Yapamayız. Biz dolgunla karşıladık. Ne diyelim? Öyle yerlere, öyle mercilere saygımız sonsuzdur. Biz her anda bugüne kadar bekliyorum. Belediye şöyle, kendi şahsım için değil, bir toplu çarşı olaraktan vatandaşları. Onların her birisi bir ekmek peşinde. Hepsi dürüst insanlar. Çolukları var, çocukları var, delikanlıları var. Evlenme çayına gelmişler. Adamın mesleği var. 50 yaşından sonra, 40 yaşından sonra, benim şu andan sonra kim çalıştırır? Kimse çalıştırmaz. Neden çalıştırmaz? Meslek yok ki. Gözümüzü açtık, bunu gördük. Okumadık. Ben bir sevda saldım buna. Aldım, dürüst yürüdüm. Benim arkadaşlarım da öyle olmasını isterim. 6-7 kişiler. Dedim ki gelin, dedim bir yeri açın, içeri girin. O yanı kaçtı, bu yanı kaçtı. Sonuçta gittik belediyeye, dedi ki şey yapalım, gidelim bir derdimizi bir arz edelim. Aslında verdiler de, şu Çaykara'daki demir köprü var. Oranın başına ben tercih ettim. Dedim orayı verirse, oraya güzel bir dizayn yaparsıksa, orada dedim güzel bir ekmeğimizi 10-12 arkadaş yeriz. O da benim arkadaşlarım sağ olsun. Orada kimse gönül vermedi. Ben Cumhuriyet Caddesi'ni yapacağım diye öyle orada kaldılar. Nereye kadar? Sen bu mesleği yapıyorsunsa bunun ilerisini düşünmen gerekiyor. İlerisini düşünmezsinse artık senin sonun belli. Yazı getirdik. Ben dışarıda ayakkabı boyacılığı yapıyorum. İçeride yapıyorum. İnanırsa sabah saat 7.30, saat 8, akşam saat 7.30, saat 8 yoruluyorum artık. Bana bir yardımcı gerekli. Ama yardımcı da ayakkabının ne şekilde boyanacağını bilmiyor.
Şimdi ben onu getirip buraya koysam, benim şimdiye kadar yıllarca emekle verdiğimi de alıp götürecek. Onun için burayı ben kendi işimi kendim yaparım. Kötü boyarsamsa kendime boyarım, iyi boyarsamsa kendime veririm. Allah'a şükürler olsun, yani o kıvama geldim. Bunu ben başardım Erzurum'da. Yani ben bu sektör kötü bir sektör değil. Bu sektörü Erzurum'da ileriye götürmek için yine götürebilirsemse ben götürürüm. Benden başka bu Erzurum'da bu sektörü hiç kimse ileriye götürmez. Çocuklarımı okuttum. İki fakülte mezunu aldım. Üçüncüsü şu anda meslek lisesinin son sınıfında. Allah nasip ederse yarın öbür gün o da okulu bitirecek zaten. Bu sene son senesi. Bitirdikten sonra o da bir meslek hayatına, üniversiteye devam edecek. İnşallah ben çocuklarımı yani hem burada çalıştırdım hem okumasını teşvik ettim. Şimdi ben burada olmadığım zaman ben nasıl iş yapıyorsamsa, nasıl bir titizlikle ayakkabıyı böyle kendince biliyorsamsa benim çocuğum da oturur burada. Ayakkabısını boyar, tertemiz insanlara teslim eder. Ben tembihlemişim oğlum. Boyayamayacağın ayakkabıyı hiçbir zaman 2 lira, 2,5 lira alacaksın diye ayakkabıyı zayi etme. Şu andaki ayakkabı kültürü bir değişik oldu. Bugün bir vatandaşın Erzurum'da, Türkiye Cumhuriyeti'nde buna ben katıyorum, en kaliteli ayakkabı Erzurum'da giyilir. Nasıl giyilir? Bizdeki kaliteleri zaten siz de bilirsiniz. Nevzat Onay'dır, İnci'dir, Togo'sudur. Kaç tane daha yanında kalite var. Adam 250-300 lirayı verip de yani gidip de sağda solda ayakkabıyı boyatmaz. Erzurum'da bir lostracımız vardı. Allah rahmet etsin. Ben çocukken o adam lostracılık yapardı. Salim Uçar. O adam rahmetli olduktan sonra şöyle bir düşündüm. Erzurum'da bu mesleği ben niye lostra salonu açmayayım diye tuttum ben bu sektöre girdim. Ve ben sektörde bu dükkan 9 yıllık. Şurada benim kaldı 7 ayım. 7 ay sonra emekli olacağım. Emekli olduktan sonra tabii durumlar daha güzel elverişli oldu. Zaten benim durumum elverişli. Parasal yönden. Daha da Erzurum'da ölene kadar bu mesleği, bu sektörü büyütmek istiyorum. Hatta yanıma 2-3 tane usta alıp da onlarla birlikte. Gelen beklemesin. Daima büyük bir Erzurum'a hizmet. Diğer illerde var. Benim memleketimde niye olmasın? Ben burayı açarken benim üstüme güldüler. Ben buradan ev sahibi de oldum, bak sahibi de oldum, karnım da doydu, çocuklarımı da okuttum ve bugünlere geldim. Şimdi ben mesleğimden çok memnunum. Yazın sıcaklarda Esadaş Turizm'in önünde oturuyorum. Beni burada vatandaş bulamazsa oraya gelir, orada bulamazsa buraya gelir. Anlıyor musun? Şimdi arkadaşlara ben söylüyorum, bu mesleğin neresi kötü? Bu mesleğin bir yeri kötü değil. Bu meslek ekmek yediren bir meslek. Coğrafi durum biraz değişik olabilir. Ama yazın iyi çalıştın mı, kışın hiç çalışma, iki tane eve rahatlıkla bakarsın. Rahatlıkla bakarsın. Yani buna ben hiç kimseye ben taviz vermeden yani bunu ben söylüyorum. Şimdi kiminin tezgahına gidersin dersin ki ya işte hele kendini bana bir anlat bu meslek. Ya işte karnımızı zor doyuruyoruz falan oldu filan oldu. Asla. Ekmeğin yiyeceğin teknene bakarsınsa ekmek her zaman senin ayağına gelir. Bakmazsınsa ekmek gelmez. Ben gecemi gündüzümü çalışaraktan ben bugünlere geldim. Bedavadan gelmedim. Bir yıl sonra ben ağayım paşayım. İnşallah bu saatten sonra benim oğlum da benim kadar usta oldu. Hani bir laf var. Derdiler ustaydı aldı, oldu şegirt. Al vestiyi suya segirt. Şimdi bazen ben caddede oturuyorum. Selamun aleyküm aleyküm selam. Amca diyor sen buraya yeni mi geldin? Yok diyorum. Diyor burada bir genç arkadaş vardı. Ayakkabıya bakıyorum yani benim bile gözüm işmiyor biliyor musun? Bir teşekküllü ayakkabı. Avun içi. Portakal rengi. Karışım gerek. Diyorum ki bunları kim boyadı? Buradaki genç boyadı. Bir dedim yani bir sorun mu var Hüseyin abi? Yok çok beğendim. Allah Allah diyorum. Şimdi onun beğenmesi için ben buna ne yapmam lazım? Tutir ben de onu güzelce hemen. Bu sefer ben başka bir faaliyete alırım. Anladın mı sen? Onun boyadığı boya başka, benim boyadığım boya başka. Sen onu neysen diye ben onu babası yap. Boyuram, ayakkabıyı teslim edirem. Diyor bu, bunu yapmamıştı. Dilem öbür sefer ben olmazsam, geldiğin zaman hatırlatırsan. Benden, o evlat benimse, babasının mesleğini almışsa, bazı hatalar olur ama ben yetiştireceğim. Sen de hoş göreceksin ki meslek ortaya çıksın. Şimdi süet ayakkabının ne şekilde nasıl boyanır? Şimdi önce ayakkabının rengi kaçmışsa, süetinin rengi kaçmışsa, önce bunu güzelce toz boyayla boyuyorsun.
Şimdi ayakkabı boyamasının ikinci kısmına geçiyorum. Bu ayakkabı dışarıda bu şekilde hiçbir meslek arkadaşım bunu özenle boyayamaz. Şöyle bunu spreyliyorsun. Artık da bu leke yapacak bir durumu kalmadı. Arkadaş istediği şekilde el ayağı şey olmadan, berbat olmadan biter. Şimdi bu süet kısmı bitti. Bu ayakkabının boyası üstü sap deri olduğu için Nuri Leflefre bunun güzelcenin boyasını vuruyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Boya henüz daha kurulmadı taban kısımları. At. Şimdi bir taraftan su, bir taraftan karın şeyi üstünlere geldiği zaman o senin boyacının karınadır. Ama bir de yukarıda Allah korkusu var. Suyla boya karıştı mı ne olur? Hiçbir şey piyasaya çıkmaz. Şimdi gelenin cila kısmına. Kullandığın cila, şimdi bezleyip geçmeyin. Şu vurduğun bez içimizdeki panoliye yünlü atlettir. Şimdi ayakkabının cila kısmına geçiyorum. Cilasını güzelce hemen vuruyoruz. Cila kısmı da bitti. Şimdi hafiften fırçalıyorum. Çok hafiften. Süetlere değmemesi için bu fırça süete değerse bu ayakkabı parlak moyatimi verir. Şimdi gelelim ayakkabı boyasını nasıl kullanır. Şimdi iyi ayakkabı boyası var. Kötü ayakkabı boyası var. Şimdi vatandaş, bazı arkadaşlar bilinçsiz. Bu elinde duran şişe. Bu badem yağı. Bunun özelliği nedir? Bunu boyaya katar, ayakkabıya vurduğun zaman bu yumuşatma özelliği var. Parlatma özelliği asla olmaz. Bunlar zaten sprey, süet boyası. Bunlar da benim kendi yaptığım boyalar. Bunun içinden nereden baksan 6-7 tane katkı maddesi var. Zaten bir boya yapıldıktan sonra 6 ay zamanında verim almasa, kaymak tutmasa zaten onu ayakkabıya vuramazsın. Ben istediğim ayakkabıya aynı rengi verebilirim. Bunun da öyle bir özelliği var. Bu da benim kendi yapımdır. Şimdi ayakkabı boyadıktan sonra, şimdi kadife var, kadife var. Bak bu kadife taç. Verimi elverişli olmaz. Niye elverişli olmaz? Bu iyi bir verimli kadife olması için nereden baksan bunu elde eskiden analarımız, ablalarımız çamaşır çitilerdi. Öyle bir çitilenmesi lazım. Boyacılık bir arka hizmettir yani bence. İnsanların hani ayaklarını duyuyoruz, vatandaşa hizmet yapıyoruz. Ama bu konuda da belediyemizin bize el sokmasını istiyoruz. Kışın dışarıda kalıyoruz, soğuk çıkamıyoruz. Yani bunun doğuda fazla geliri yok, işte olmadığı için de bütün insanlarımız bu işe yöneldi. Yani büyüklerimizin işte bize bir yer yapıp da bizi bir barınak altına toplamasını istiyoruz. Hani belediyemiz yapar, kendi ismini de koyarsa Erzurum Büyükşehir Lostura Sandığı diye hepimizi bir araya toplar. Şu caddedeki şeylik falan bakar. En azından bir yeri insanlar bilir ki işte filan yerde Lostura Sandığı var. Gidip ayaklarımızı boyatalım. Orada insanlara biz hizmet veririz, gazete koyarız. 25-30 senedir zaten bu işi yapılır. Çocukluktan belli yapılır. Yani bir belediyemizden ve büyüklerimizden hani buranın bir Lostura yeri olsun, açık olsun, kapalı böyle. Kışın da güzel, hem görünümü güzel olur, hem de daha şahane bir yer olur. Bizim isteğimiz o. Hem böyle bir açıkta durmamız, başka bir de kapalı yerde süslü, güzel bir görünümü güzel olur. Yapsalar, halk da memnun olur, biz de memnun oluruz, yazlık işli. Yani görünüm de güzel olur. Belediyemiz bu imkanlarına yani bunu yapsa, hem bizim için iyi olur, hem halk için iyi olur, hem kendi belediyemizin için iyi olur.